Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ve dua suresinin açıklaması inşallah. Mekke müşrikleri Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne çok sorular sordular. Hepsini canını aldılar. Amaçları Peygamberimize öyle soru sormak ki cevap veremesin. Bunu araştırmaya kalkıştılar. Mekke'deki bir grup müşrik Medine'ye gittiler. O dönem Medine el şirk halinde. Orada Yahudi kabileri vardı. Mekke müşriklerinin reisleri Yahudilere sordular. Dediler ki siz kitap ehlisiniz. Mekke mükerremede bir ortaya çıktı. Peygamberimiz ortaya atılı davet ediyor bunu. Ona öyle bir soru soralım ki bize cevap veremesin. Ne soralım modeller. derler böyle. Tabii Mekkeliler cahil müşrikler bunlar. Bunlar diyor ki Yahudiler cevaben ona üç tane soru sorun. Üç tane sorunun üç tane cevap verirse Peygamber, hak peygamber değildir. Eğer ikisini cevap verip de birine cevap veremezse hak peygamberdir. Peki ne bunlar dediler? Biri hesabı keyf. Kim nedir bunlar? Hesabı keyf. Yani mağara da yaşayan kişiler. İkincisi Zükran Aleyhisselam kimdir ne yapmıştır? İkisine cevap vermesi lazım dediler peygamberin. Üçüncüsü ise ruh nedir? Asıl nedir? Buna cevap verememesi lazım dediler. Tabi sevindi müşrikler. Yani peygamberimizi artık bu şekilde onun üstüne gelecek peygamberimize. Dediler ki peygamberimize toplumu kalabalık bir yerde Ya Muhammed Ella sana üç tane sorumuz var. Eğer bunlara cevap verirsen Hak peygamberse inanca Hak peygamberse inanca sahibi böyle. Ya yani peygamber, peygamberimiz bunun sorun dedi böyle. Ya sordular. Eshab-ı Kehif bir şey sordular. Peygamberler kitap ilim okumazlar peygamberden kutlayanlar. Onların ilimleri vahiy ilahi dayanır böyle. Vahiy dayanır böyle. Bu konuda henüz peygamberimizi Ali Şah Hazretleri'ne vahiy gelmediği için ona şöyle buyurdu. Şu anda cevap veremeyeceğim, yarın cevabını veririm dedi. O güne kadar Peygamberimize ne soru sorulsa hemen cevap versem gelir, bunun cevabını getirir, ayet-i kerime getirirdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de buna binaen, buna güvenerek ona böyleydi, böyle dedi. Şu anda cevap veremeyeceğim, ben de bilmiyorum dedi yarın cevabını veririm, vahiy gelir. Ama vahiy gelmedi yarın muhtemelenler. Vahiy gelmedi. İslam'ın da henüz daha yeni yeni fışkırdığı bir dönem. Mekemiş azgın Mekke İslam'a saldırıyorlar. İşkence dönemi, baskı dönemi, zulüm dönemi. İslam'ın da taze bir zamanı, tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri erişi gün oldu. Hadi Muhammed Cafer vahiy gelmedi. Bu, Cafer emeceğim, yarın veririm falan derken 15 gün veyahut da 40 gün aradan geçti. Yani 40 gün daha sahih rivayet. 40 gün devam etti. Peygamber Aleyhisselam Peygamber tabi sıkıldı mı? Daraldı, sıkıldı, göklere bakıyor, Cebrail'i gözetiyor. Cebrail gelmedi. Müşrikler tabi alıyorlar işte böyle. Ya Muhammed, Rabbim sana kızdı. Artık seni terk etti dediler, başladılar. Bir günde Ümmü Cemil, yengesi oluyor, Ebu Leyb'in eşi oluyor. O da çok İslam düşmanıydı. Bağırdı karşıda, kalabalıkta. Muhammed, Muhammed! O da şöyle dedi, şeytanı sen terk etti de böylece. Artık sana bir haber getirmedi de böylece. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık üzüldü, küçüldü, ezildi, şey yaptı, o kadar üzülüyor. Neden vahiy gelmedi muhteremler? Öyle bunu sıra buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada yarın cevap verim. dedi ama inşallah demedi. İnşallah demedi. Peygamberler de bazen böyle bir hata edebiliyorlar ama dünyada bunun cezası çekiyorlar peygamberler. Mutlaka her işimize ne demek gerekiyor? Yarın gelir misin? İnşallah gelirim. İnşallah giderim. İnşallah alırım. Hep inşallah demek gerekiyor. Anlamı şu, Allah dilerse yaparım. Sonra elhamdülillah 40 gün sonra sahri göre Cebrail Aleyhisselam geldi ve dua sözü getirdi. Peygamberler hatta etseler bile onlar da azil yok peygamberde. Yani bir peygamber az edilmez, azılmaz görevinde. Bir evliya ne kadar yüksek makamda olsa bile evliya makamından düşer. Az evliya böyle. Ama peygamberler onlar ebedi peygamberdir. Her birisi dünya ahirette peygamberdir. Ve Mevlam buyuruyor bu surede bizlere ve dua suresinde Bismillahirrahmanirrahim ve buradaki vav vavül kasem deniyor buna yemin vavu burada Allah Celle Cale'ye yemine başlıyor ve -duha. duha vaktine yemin olsun Duha Türkçemizde kuşluk vakti, kuşluk zamanı. Güneş doğutan sonra aradan 45 ay geçti mi işçak vakti girer. İşçak denir buna böyle. Sonra ondan sonra da kuşçu vakti başlar. Yani güneşin doğuşu ile zeval vakti, öyle az önceki bir zaman ortası ilk ilk yarısı bunun işçek vakti, iki yarısı ise kuşluk dua vaktidir. Dua kuşluk vakti Allah katında çok değerli bir zaman. Hz. Musa Aleyhisselam kuşluk vaktinde Turşina'da Mevla'nın kelamını işleti duydu. Yine kuşluk vaktinde sihirbazlar Allah'a inanıp secde ettiler Firavun zamanında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne de vahiy işte kuş vakte geldi, Nur Dağı'nda geldi. Şimdi dört vakit namaz, dört vakit namazda her birinin peşinden yani bir namazın vakti biter, öğün namazı da girer. Öğün namazın vakti bitti, ikindi girmiş olur. Arada boş boşluk bir zaman yok, hasta yok arada. İkinin vakti biter, akşam namazın vakti girer. Akşam vakti biter, ya vakti girer. Yatsı vakti biter, imsa vakti yani sağlamaz vakti girer muhteremler. Güneşin doğuşu ile sabah namazı vakti çıkıyor ama orada başka namazı girmiyor. Bir boşluk başlıyor burada böyle. Bu nedir? İşte kuşluk namazı bunun için çok Allah'ın değerli kuşluk namazı. Yani o vakti de namazı geçirmemek kuşluk vakti de. Bir de kuşluk vakti, insanın gençliğinin en zinde, dinç olduğu bir dönüm hatırıdır, kuşluk vakti. Gece yarısı, insanın ölüm hali, yani toprak hali gece yarısı. Tam gece yarısı, öğle namazı, ezanı karşı oluyorsa, aynı saatte gece yarısı oluyor. Tam gece yarısı, güneş. Bu halledir Karanlık alemi yoktu Adem alemi, yokluk alemi yani insanın toprak halinde bulunması insanın. Sonra seher vakti, seher vakti nedir? O da insanın ana karın intikali. Ana karnına. Tabii topraktan bitki olur, meyve olur, Hubat olur, yenir işleri kan olur, hücre olur. Seher vakti insanın anne karnında bedensi yapısının atları temeli şey vaktinde. Onu işarettir. Sonra fecir duvar, tanki arma denir buna. Bu da iki türlü olur. Biri fecri kazip denir. Fecri kazip. Güneş 19 derece ufukun altındayken güneş atmosfere vurur. Dünya vuramaz, atmosfere vurur. Fakat dikey vuran böyle güneş. Üçgen şeklinde gelir, atmosfere biraz da ozon, ozon gaz, oksijen gazına vurduğunca bir beyazlık olur. Dikey olur, dik olur böyle bir ışık gelir. Hay bir aydınlık olur böyle. Bu nedenle feci kazip. Çünkü bu kaybolur, yine ortak karar. Yalancı feci anlamaya geliyor böyle. Bu nedir? Kadınların yalancı doğum sancıları bu da böyle. Yani alamet belirmez, bir işaret gelmez. Yalnız bir kasım olur. Hazır dönemi başlar. Yalancı doğum sancılığına benzer. Sonra, iki derece sonra, on yedi derece günü yakışınca ufka, fecr sadık. Gerçek fecir denir buna. Bu da yatay olarak, düz olarak böyle beyazlık başlar. Durmadan bu genişle genişle benzer böyle. Bu da nedir? Gerçek doğum sancılarına, işaretine benzer. Güneşin doğuşu insanın doğup dünyaya gelmesine, yani karanlıktan dünyaya geliştirir. Güneşin doğuşu. İşlek vakti, insan artık emreti yürümesi dönemi anlamına geliyor. Kuşu vakti de gençlik zamanı. Gençliğin en dinç, zindelik, yani kanının hareket ettiği bir zaman, için çalıştığı bir zamandır. Öyle vakti güneş tam tepede, tam olgunluk dönemi öyle vakti. İkindi artık duraklama ve geriye doğru sayın başlar ikindi olur. İkinden sonra güneş yavaş aşağıma başlar, artık da geriye sayın başlar ondan sonra. Yaşlı dönem başlar, her gün bir yerinde bir arıza başlar. O gören gözle artık seçemez olur. Yürüyen ayaklar yürüyemez olur, bel tutmaz olur. Hastalıklar, şuna bunlar başlar. Akşam mesela nedir? İnsanın ölümü. Ölümü toprağa görülmesi. Yani insan hayatı bir günlük bu kadar böyle Yalnız akşam güneş batınca hem ortada kararamaz. Güneşin battı ufukta, yani batıda bir kırmızılık olur. Bugün bir adını görür böyle o da kırmızı kırmızı? Güneşin izi eseridir böyle şey. Öyle insanın da hem adı unutulmaz kapıya girmekle böyle. Bir zaman konuşulur. Rahmeti şöyledi, böyleydi. İyi insansa iyi anılır, kötü anılır. yazsı vakti nedir artık? Tamam kararmasıdır. Burada böyle buyurdu. Ve duha, dua vaktine yemin olsun. Yani Tabi 40 gün peygamber için dünya karardı peygamber dedi. Dünyası karardı. Aydınlık olmuş oldu. Ve leyli seca. Ve leyli ve gece yemin olsun öyle anı var. Gece yemin olsun. Ne zaman İda seca her tarafı karanlık kaplayıp da bir sükûnet meydana geldiği zaman. Şimdi doğal hayatta tabi belki yüz binlerce yıl Doğal hayat yaşandı yeryüzünde. Nedir bu da? Akşam üzeri oldu mu inekler, hayvanlar, koyunlar hepsi eve gelir, çabanda eve gelir. Akşam üzeri oldu böyle, doğal hayatta böyle. Yani bizim çocuklarımızda bile biz bunları gördük, yaşadık bunları muhtemelen. Akşam üzeri oldu mu böyle Artık çabanda geri böyle inekler hepsi böyle koyunlar eve girerler. Herkes ağırda kendi evini bilir bunlar böylece. Kuşlar yuvasına girer. Tarımla uğraşanlar ki yaştan işte tabii herkese tarım işi vardı. Akşamları oldu mu artık tarda iş biter. Çapasını omuzuna vuran ya da arabasına atına arabasına bine ne yapar? Evine çekilir böylece. Yani hayvanlar, herkes böyle evine çekilirdi böyle. Akşam gece havada kararan başladı mı da ne oluyor bu muhteremler? Bazı varlıklar gün ışığında canlı olurlar. Zinde olurlar gün ışığında. Asitleme deniyor ona böyle. Bir de bazı var. Bunun tersi uyuşukluk böyle şey. Hangi canlı varlık gün ışığında asitli canlı, canlı ise, dinç ise Karanlıkta o baz olur, uyuşur. Karanlıkta. Mesela kara sinek günü çıkar. Akşam karardı mı uyuşur, baz olur, kalır böyle. E, mesela hamam böceği, o da karanlıkta asitleşir, canlanır, karanlıkta uyuşur. Yine sen ışığı yaksın birdenbire, eğer bir hamam böceği varsa, hemen bir dönem kalır, hareket edemez kalır. Bu arada cinler de, cinler de karanlığı severler. Gün ışığına cinler kaybolurlar. Hatta cinlerden korkan bir kimse evinde ışıkları, lambaları yaksın, büyük lambaları yaksın, cinler de kayıp, ka kaçarlar cinler ışıktan muhtemelen. Böylece. Yani Mevlam iki ayrımış böyle varlıklara böylece. İki ayrımış Mevlam böylece. Demek ki gündüz varlıkları Gece mesela tavuklara mesela akşam üzeri hepsi kümesi kapanır. Bu için tabi gece ibadeti de Allah katında böyle. Yani herkes ibadet şekilde, herkes evine kapandı çekildi, ortalık karardı. E, eskiden tabi dua olarak ayın dışında dışarıda aydınlatma yok aydınlatma. Her tarafı karardı. Gece hayat yoktu eskiden. Gece ibadeti. Mesela yatsı namazı da gece ibadetine giriyor. Yatsıdan sonra konu okuma, tabaraki okuma, gece tevhid namazı kılma gibi ibadetler, Allah zikir gibi ibadetler de bu bakımdan çok değerli muhtemelen böyle. böyle. Gece Allah katında kıymeti olduğu için de Peygamber miracı gece oldu. Gece oldu karanlıkta. Mavi Rabbüke ve mavi kala. Mavi ki Rabbüke ve ma kala melam veriyor. Mavi ki Rabbüke. Burada ke zamir. Mefhul zamiri. Yani seni ya Muhammed Rabbin terk etmedi, bırakmadı Rabbin. Ve ma kala. Rabbin sana kızmadı, darılmadı. Müziklere cevap bu. Yani Rabbin seni terk eder mi Mevlam buyuruyor? Sen peygamber misin Mevlam buyuruyor? Ancak bir terbiye olarak vahiy kırgın kesildi. Velel ahiretü hayrünekün ula. Velel ahiretü ahiret. Bu iki anlama geliyor. Biri ahir sonun anlamına geliyor. Sonun hayrün leke yağma senin bu peygamber görevindeki sonun son dönemlerin daha hayırlıdır. Yani ula öncekinden. Yani Peygamberimizin tabi Peygamber başlama dönemi en zorlu dönem, en güç dönem. Bazı peygamberler hazır topluma geldiler. Örnek mesela Yuşa Aleyhisselam. Has Musa Aleyhisselam'ın da yetişti. Onu zaten yeğeniydi. Sonra peygamber oldu. Yani hazır bir topluma geldi. Toplum her şeyi biliyorlar. Fakat peygamberimizin işte farklı özelliği var. Hiç peygamber gelmeyen bir topluma geldi Peygamberler. Şirk, putlara tapınma, hayvan leşini yeme, hayvanların kanlı içme, sürekli şarap içme, alkolik, alkol bağımlısı insanlar böyle, sürekli sarhoşlar böyle. Ahlatsızlık, devlet yok, kanun yok, düzen yok, bir zabıta gücü yok, güçlü, zayıfı eziyor. Vuran, kıran, öldüren insanlara kaçırma kabirlerden böyle. Baskın yapıyorlar. gençlere gençleri, kadınları kaçıyorlar. Böyle köyde satıyorlar bunları. Ahlaksızlık almış, yürümüş. Çok işin babası belli değil böyle. Yani kadınlar o derece ahlaksız bir durumdaydılar böyle. böyle. bir toplum bunları bırakıp da Allah'a dönebilir mi birdenbire? Tabi kolay değil muhtemel direnme oldu Peygamber'e karşı. Mevlam buyuruyor, senin başlangıcın evet güç olacak, güç olacak böyle. Yani teker teker uğraşmışlar insan. İnsanlar teker teker. Yolda, çarşıda, evinde, kurma çarşı, çarşılarında, orada burada insanı davet etmek peygamberimizin görevi teker teker. Ama sonu Mevlam iyi olacak buyurdu böylece. Hicretten sonra Peygamberimizin tabirini açıldı hicretten sonra. Mekke'ye mükerremede bir yeraltı gizli toplum bunlar. Açık namaz da kılamıyorlar. Bırakalım hac yapmayı, hac bunları bunlar da Mekke mükerremede cemaat namaz kılamıyorlar. Gizli namaz kılıyorlar. Hicretten sonra bu İslam bir cemaat iken devlet yapısına dönüştü. Devlet oldu elhamdülillah. Sonra Hayber fethedildi, Mekke-i mükerreme fethedildi ki hele Mekke fethi olduğu günde topluca İslam'a koştu insanlar, topluca insana koştular böylece. Çünkü o günün koşullarında harf suçluları, harf suçluları ya derhal öldürülür veya esir edilir, köyleştirilir o zamanlar böyle. O dönemde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerreme fethettiği gün oradaki bütün müşrikler o müşrikler de suçlu müşrikler ama çok zulüm ettiler Müslümanlara peygamberimize. Mekke feth olundu böyle. Yani. Peygamberimiz önce tavaf ediyor Beytullah'a hesabında beraber. Tavaf ediliyor. Toplanan müşrikler gözleri yaşlı, hüzünlü, boynları bükük Artık ne olacak acaba halimiz yollar böyle? Mekke olundu. Peygamber zaferi kazandı. Yani her artık idam kararını bekliyorlar böyle. Başta vurulacak. Çocukla alaşıyorlar, kadın alaşıyorlar. Peygamber arasında çıktı Kabe'nin kapısına. Hepimiz dedi, külük ütaka. Hepsi hür serbest. bu böyle. Bunu görünce İslam anlayamamıştı dediler onlar anlayan İslam dediler. Bu sefer İslam'a koştular böyle. Binlerce kişi böyle böyle bölük, bölük Müslüman oldular. Kadın erkek. Ko İslam'a koştular. Bak günümüzde mesela bu köle konusunda İslam'da köle vardı diyorlar. İslam köleyi birden kaldırmadı. Kaldıramazdı. Neye kaldırmadı Mevlam bunu? Çünkü köle efendisinin malı ama. Onu satılmış parayla almış böylece. Buna bırak diyemez buna böyle. Onun sıramayısı bu. İslam ne yaptı bunları? Böyle yavaş 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 kaldırır bunları İslam böyle. Bunu ikinci anlamı şimdi ahiret yani ahiret alemi harun leke yani ula dünyanın hayırlı. Velham ve böyle Habibim, Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem senin için ahiret hayatın dünyadan çok daha hayırlı mı? dünyadan. Yani dünyada yorulacaksın dünyada. Tabi bunaldın, sıkıldın, her türlü iş, e, olumsuzlukla göz gerdin dünyada. Ama ahiretin çok hayırlı olacak ahiretin. Vele <laughs> sevfe ileride yu'ti ki Rabbüke, Rabbimiz sonra da ahirete verecek. Burada vele sevfe ileride ahirete böyle. Arapça da işlerinde e'ata yu'ti, e'ata fiil mazi verdi, ita etti. Yultiyi verecek. Şimdi verdi, yani gelecek böyle yakında? Eğer sizin gelirse, mesela se'estağfir gibi yakında. Sefe geldi mi, çok ileride. Arata bak yani böyle. buyurdu. Ve le sevfe ile ahirette yu'ti ki Rabbi ki Rabbim sana verecek, verecek, verecek. O kadar ki feterullah. Artık razı olacaksın. Tamam Rabbim, razıyım. Yeter bu şekilde. O kadar verecek Rabbim sana verecek. Ne verecek? Ahirette peygamberimize peygamberimize cihanet istemiyor. Peygamber. Ne istiyor? Ümmetim istiyor. Ümmetim diyor. Ümmetim böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam doğduğu zaman ana karnından dünyaya geldi anda muhteremler hemen secdeye kapanmış böyle. Secdeye kapanmış. Peygamberimiz halası Safiye. O doğanda orada bulundu, doğumda bulundu. O buyuruyor. E, Yerim diyor Muhammed diyor ana karnından yere düştü ama diyor secdeye kapandı. dudak kımıldadı. Bir ses diyor. Kulağım ben dinledim diyor. İki kere duydum diyor. Ümmeti ümmeti dedi Doğdu zaman Ümmetim ümmetim. Yine Peygamber Aleyhisselam son anda ölüm anı son nefesinde Yine ümmetim, ümmetim dedim o zaman. Ümmetim ver, böyle. İşte mahşer yerinde böyle bana verecek. Ne verecek? şefaat kübra derim. şefaat kübra. En büyük şefaat hakkı peygamber verecek böyle. En büyük şefaat hakkı verecek böyle. Yani şefaat-ı kül. Bütün insanı kapsayan şefaat verecek böyle. Şey. Verecek şefaat etme. Kime şefaat? Günahkarlara. İman ölmek koşuluyla ama. İman ve koşul. İman söylerse edemi yok derler. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Amrısı Ebu Talip onun elinde büyüdü. Ve Ebu Talip Peygamber e çok ama çok yardımcı onu kolladı. Devamlı onu kolladı. Arka çıktı. Evvela Peygamber doyurur. Sonra kadar doyurur. kadar doyururdu muhtemelen. Kıtlık Öyleyken Ebu Talip Kureyş'in reisi olduğu için o riyasetten gelen bir onuru, benlik, büyüklük taslaması ne yaptı? Elinde bir yiyen bir yitime, yani inanmak, ona bağlanmak biraz ağır, ağır geldi bana böyle. Yapamadı böylece. Peygamber'de çok yalvardı, son nefesine böylece. Fakat nasıl yapamadı kendisine? Mahşerinde tabii önce iki nasıl üflenecek, tekrar bir yer gös sallanacak. Paramparça her taraf. kabre çatlayacak, içindekini toprak dış atacak, böyle, fırlatacak herhalde. Yani böyle. biri. Ve izel kubur bu'siret. Altı dolu kabre atacak. Altı üstü böyle. O deprem gibi olacak, atacaklar yani böyle. Aynen ana kanan doğmuş gibi böylece. Nasıl kadın sancağınır, sallanırsa böyle, dünyada sallanacak yani. Onu işaret O gün kabirden kalkıldığı zaman hiçbir canlının varlığın iradesi olmayacak elinde. irade böyle. Bütün irade Allah'a ait. Böyle. Yani oturayım, gitmeyim, saltırayım yok böyle. <laughs> böyle, kalkan, herkes nasıl ölmüşse, öyle kabrinde, Hep öldüğü gibi. Nuh Aleyhisselam Hazretleri, ''Ütü temutun'' Öldüğün gibi kalbin kalacaksın. Nasıl ölmüşse, nasıl ölmüş? Namazda ölmüş. Secde ölmüş mesela. E, ayakta ölmüş, kıyamda ölmüş. Ve nerede kalmışsa orada devam edecek. Ayakta mesela İyyâke na'budu dedi. Düştü i̇şte öldü. Kalkarken ve ya kenestain hidin diye devam edecek Kur'an okurken öldü. Nerede kalmışsa onun devam edecek. Allah zik ediyordu. Oturmuş, huzur oturmuş. La ilahe illallah derken birden ölüm geldi. O da onun devam ederek kalkacak. Ama Allah korusun aksi var bunun bir de böyle. Günahkı ölmek de var. İçkili var. İçkili. Alkolük, Allah korusun. Allah korusun yani. Yani kanında alkolü ölmek çok tehlikeli. Allah korusun. Kum Kumarda ölen var. Teröristler mesela, terör o da ölenler, öldürülenler var bu şekilde. Bir de çok şey acıyor muhteremler. Açı gezen hanımlar çok acıyor böyle. Gençleri, zavalları. Açı gezenler böyle. O da haram çünkü böyle. O da haram böyle. Yani bir insan içki ölen neyse, domuz eti yiyip ölen neyse, açı gezen ölüm de aynı şekiller böyle. Açı şu yarı çıplak, ara yazın öyle, yarı çıplak böyle. Arabada oturuyor böylece. Allah okuyun bir kaza oldu, trafik oldu. öldü böyle. Bak, o da öyle kalkacak kabrine baktığında, Allah korusun şey. Mahşerinde tabi nefsi nefsi. Herkes kendi can derdinde, Herkes kendi can derinde. Kimsendeki annesini, babasını gör İnsan dünya annesi hiç canını verir insan. İnsan eşinin dünyada hiç canını verir. İnsan hiç çekilme insan canını verir dünyada. Ama orada ortaya cehennem getirilince, cehennem pati atışı etrafına saçınca muhteremler böyle. Herkes kapanacak yerlere nefsi nefsi böyle. Kimse kimse görmüyorlar. Bakacak ki insanlar Allah Allah. Sıhhatlar az, yetersiz. Yetersiz çünkü orada tartı var. Biraz sıhhat tartılacak? günahları e, çok olan kişiler hepimiz orada korkacağız tabii bu şekilde. En azından şey lazım. Diyecek Adem aman Adam aman Adem, Adem babamız, sen bize babamızsın, şefaat eyle. Ah yavrularım, ah! Ben cennette yasakı meyveyi yedim, o buğdayı yedim, Allah bana soracak. Ne olacak halim? Nuh'a gidin, işte ona gidin derken böylece en son artık peygamber kalacak. E peygamber Anasam Hazretleri gece ağaçın altına gelecek, secde kapanacak peygamber. Gecek, diyecek, diyecek Ya Rabbi, dünyada benim çok sevdiğim bir kızım Fatıma'm vardı. Son benden sonra kalan. Onu çok severdim. Kızım Fatıma'm ümmetime kurban ediyorum Allah. Im. Onun cehenneme dolu cenemi, ümmeti yakma. Düşün bakın, ümmet sevgisine bakın. Peygamberimizin dört kızı vardı. Hepsini tabii seviyor. Yalnız Hazreti Fatıma onun başka özelliği vardı. O en üstündü işlerine manevi olarak. Ve yani Peygamber sonra arkaya kaldı. Peygamberimiz ondan bile geçiyor. Peygamber ondan bile geçiyor. Ümmetini ona tercih ediyor. O zaman buyuracak Rabbim, Ya Muhammed başını kaldır, git bahşere, ümmetini kurtar. Bu velesef ve yurtu iki ayet kerime gelince, Peygamber çok sevindi muhtemelen o anda böyle. O kadar sevindi Peygamber, o kadar, kadar Peygamber sevindi. Hatta dediğim sevmişti sevmişti Cebrail. Cebrail kardeşim, ümmetim bir cennet kalsın razı olmam ben dedi böylece. İşte Muhammed'e de böyle işte. Ümmetim bir cennet kalsın razı olmam dedi bak. Ümmetim bir cennet kalsa. Demek ki bazı cehenneme girecekler, ondan sonra çıkaracak muhtemelen Allah korusun. Tabii kimi zabanın elinden, yani insanların günah oranına göre iş orada değişecek ama. Günah daha az olanlar, daha az olanlar, onlar elhamdülillah daha mahşerden onlar kurtaracaklar bunlar bence. Ama günah daha fazla olan, o zabanı yakılacak, sürükleyecek, kimi atacak, cehennem atacak Allah korusun. Sahabeler soldular Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah, dediler ki biz senin hesabınız beraber yaşadık. Bizi biliyorsun, tanıyorsun. Ama senden sonra ümmetin gelecek. Kıyamete kadar ümmetin gelecek. Onları görmedin. Nasıl tanırsın onları ya Resulallah? Nasıl onu tanırsın? Burada Aleyhisselam Hazretleri. De Bakın ne buyuruyor muhterem, dikkat edin buna. Bir çayırda merada atlar var. Atların çoğu başın başına simsiyah, kara atlar böyle. İçinde bazıları gurre muhacelin. Gur alnında bir akça kadar büyük kitaplar. Akça yani bir altın lira kadar alnında beyazlık benim alnında. Beyazlık atın. Bir de ayaklarında, tahcir ayaklarında, beyazlık. Atın bileğin yukarısında diz altında oluyor beyazlık böyle. İki en aşağı iki ayağında olur, üç at olabilir böyle. En aşağı iki ayağında atın böyle. Atın iki ayağında bileğin yukarısında diz altında beyazlık oluyor böyle şey. Peygamber için sor estağfına, estağfım böyle kara atta arasında atların bazısının alnında beyazlık var. Bir lira şeklinde böyle beyazlık ve ayaklarına bir Bunlar belli olur mu? Belli olur ya Resulallah. İşte bu ümmetimi ne diye böyle tanırım. Abdest ağzaları parlayacak. ümmetim böylece. Şimdi Peygamber Efendimiz bunu örnek verdi muhteremler. Altların da en hayırlısı, en uğurlu bereketisi de bu altarım böyle. öyle? Yani altların bu olduğu dönemde, yani biraz da savaşlarda, altta kullanılan dönemlerde bu atlar daha değerli, daha pahalı bu atlar bence. Hangi atır? Ne at böyle. Alnında beyazlık varsa, ayağında beyazlık varsa, bu atlar da bereket olmuş, uğurlu gelirmiş, bundan savaş daha kazanılmış. Bunlar daha kıymetli bunlar bence. Mesela koyunların hangisi kıymetli? Kara ile bakan, kara ile yiyen ve kara ile yürüyen. Yani gözünün etrafı kara olan. kara karagöz etrafı kara böylece. Bir de ağzını altı üst çeneleri kara. Bu ayak tarafı kara oldu mu koyunun da en makbulü bu muhtemelen. Demek ki hayvanların da renkleri bile bakınız Allah katında ayrı bir özelliği var uyarılmasında böylece. Demek ki abdestsiz, namazsız olan kimse ne kadar kalbin temizleşe de, ben de Müslüman dese de inşallah ödür gelir inşallah ama ne yazık ki muhteremler İslam alameti yok üzerine mahşerde. Yok muhteremler. <laughs> Efendim evet. e işte bayram bayram ben namaz kılıyorum ben. Olmaz bayram bayrana olmaz ben. Yetmez böyle şey. Cuma'dan cumaya yetersiz. Ne kadar? Namazın en son sınırı beş vakit namaz. En son sınırı bu böyle. Aslında elli vakit bu miraçta böyle. Beşi indirildi böyle. Ama On katı buna ilave edildi böyle. Sevabı çoğaldı böyle. ilave atı çıktı böyle şey. Bunun için namaz kılmayanlar yani kelime buna zorlamalılar namaza. Böyle. Biraz da çoğu çocuğumuz da ya Allah'ımız muhtemelen. Çoğu çocuğumuz da onları da namazına zorlayalım muhteremler. Günümüzde aman yavrumun dersi kalmasın. Aman işte tatlı kusurunu çocuğumu bozmayayım rahatını bozmayayım diye yani namaza karşı aileler hepimizde bu suç var. Çok gevşekiz herhalde namaza karşı. Çocuğun geleceği namaza bağlı. Namaza bağlı böyle. 7 yaşında namaza bunların başlaması gerekiyor. 7 yaşında geldi mi daha evvelle kılarsa sevap alışırız böyle. Ama zorlamak yok ki onlara böyle. Yedişten geldi mi artık tatlılıkla ama bağırmadan, çağırmadan gel yarın seni camiye götüreyim. Gel yavrum bir namaz kalalım, beraber çıkalım. Gel yarın cemaat yapalım. Yatsın kalksın o. Bir şey okusun bildiği kadar 10 şey. yaşına kadar zorlamak yok. Bağırmak, çağır, azalamak yok 10 yaşına kadar. 10 yaşından sonra kılmazsa hafif bir tokat vurmak var muhtemelen böyle. Çıplak elli ama böyle. Ev yüzü de olmayacak ama. Sopa bırakmaz bak. O zaman şu hakkı geçer. Çıplak elli. Acıtmadan fazla çıkarken el yüzü kolu kanatsın o zaman baba suçlu var. Anı suçlu mu? O zaman 10 yaşında hafif bulmak gerekiyor böylece. E efendim işte bu çocukların hakkı yok mu? Özgür, özgür, yok mu bunlar? Özgür yok özgürlükleri? Özgür değil bunlar? Ne özgür be? İlkola çocuk gitmiyor. Polis kapına dayanıyor ya. E efendim gitmiyor ne yapayım? Tanrım değil mi? Baba suçlu bunlar. Mesul baba bundan böylece. Ya. Kışın karda. Çocuk sabahçı kışın kar, soğuk, henüz daha alacak karanlık aydınlamamış da kişi aman kızım kalk bak okula geç kalma, aman kız okula geç kalma o kızım. Bak sağ şükür oldu, oğlum okula geç kalma, onu hazırla, hazırla, onu ufak bir şey kahvaltı hazırla, çantası hazırla, aman yavrum. E o zaman çünkü özgürlüğüm peki muhterem değil muhterem. Böyle Ve işte peygamberimize verdiğin nimetini sayıyor. emir et yeme, fe'avvâ. Elem Rabbi Rabbüke fe'ava. Rabbim seni yetim olarak bulup da yerleştirmedi mi? Yetim. Burada yecidke vücut varlıktan geliyor. ilim anlamı. Allah katın Allah ilminde sen yetim idin de ya Muhammed'im Habibim. Rabbim seni fe'ava. Annene, dedene, amcana Rabbim seni baktırmadı mı seni? Peygamberimizin dünyada kimse gülmedi Hazreti Cemaat'ın. Peygamber bakınız. Peygamber. Hem de hatemül Enbiya. peygamberlerin hepsinin en üstünü. Hatim son peygamber. Ne farkı var? Önceki peygamberler sadece bir toplum peygamber. Bir toplum yalnızca peygamberler. Peygamberler. Bir insanın kavmine, at kavmine, semut kavmine, ruh kavmine, tek bir kavme, topluma. Bir kavme, yani küçük bir milletçik. Hollanda'daki bir şey değil mesela bugün böyle. Ama peygamber peygamber ise bütün dünyaya kapsıyor kıyamete kadar. Bütün dünyadan sorumlu. Peygamber Aleyhisselatı dünyaya babadan yetim doğdu. Babası daha ana karnındayken öldü. 6 yaşında annesini kaybetti. Hem de yolda, evvada. Medine dönüşte Mekke'ye gelirlerken böyle. Annesini kaybetti böyle. Tabii çocuk o da. O da çocuk böylece. Hatta beş yaşındayken bile hak başlayınca eve gelip ağlıyormuş. Anne, herkesin babası var. Niye benim babam yok diye muhtemelen. Tabi arkadaşı da peygamber üzerinde. O da sokağa çıkıyor Mekke'ye mükerremede. Akşam üzerine bakıyor. Çünkü arkadaşlar koşuyorlar, baba baba diye böyle. Bakıyor, Allah Allah, peygamber herkesin babası var. Anne, niye benim babam yok? Ya senin baban da vardı ama uzak bir yere gitti. Böylece. Sonra altı yaşlarında Medine'ye gittiler, peygamber babasının kabrini ziyarete. Dönüşte annesi hastandı. Ebu Ağa denen yerde, deve üzerinde. Artık gitme hale kalmadı. Yani aşağı indi. Yanında Ümmü Emin Hazretleri var, yardımcısı kadın. Hemen Hazreti Amine Validemiz yere oturamadı, uzandı kaldı böyle. Zor nefes alıyor. Peygamberimiz üzerine sarıldı, kapakında sarıl alan başladı. Anne, anne, sen de mi ölüyorsun yoksa beni kime bırakacaksın? Be. Annesi Hazreti Amine Yine zor toparladı böyle. Tabi her anne evladını sever ama onun sevgisi daha farklıydı. Çünkü peygamberimiz ki maneviyatları gördü. Daha doğumunda nere oldu böyle? Nere oldu böyle? Ne müjdeleri aldı? Melekleri bile gördü. Hurileri gördü. Çok şu alameti gördüğü için yavrusunun başka farklı insan olduğunu farkında biliyorken bu bunun bilincinde aşırı sevgisi var ona karşı. Ama elinde bir şey yok tabi. Ölüm hali belirdi. Kendisi o oturdu. Gel dedi yavrum Muhammed'im dedi. Aldı kucağına. Şunu söyledi. Yavrum her yeni eskirir, her yaşayan ölür. Ben de öleceğim. Ama sana doyamadım yavrum dedi. Ağlara gözünü kapatır. Böyle teslim kurmakta. Peygamberimiz tabi sonra dedesi aldı. İki sene sonra o da vefat etti. Yani hep acı çekmeli. Sonra amcası aldı, Ebu Talip, yengisi Fatıma. Onlar hep baktılar kendisine böylece. Hücdü dâlen Ve bize ki Rabbim seni dal burada şaşkın anlamına geliyor. Sen şaşkındın da Rabbim sana hitap etmedi mi? Etmedi mi? Bu da iki anlama geliyor. Büyük buradaki yıllar kaybolma anlamına gelebiliyor. Peygamber Aleyhisselam'ın küçük çocukken bir gün kaybolmuş muhtemelen. Mekke'de kaybolmuş. Birisi Abdülmuttalip. Kureyş'in reisi. Fakat çok farklı insanmış Abdülmuttalip Hazretleri. Farklı insanmış böyle Yani düşmanı ona sayarlarmış böyle. Otorite, çok insancıl, eli açık, adını sever. Herkes sihir sayıda bir insanmış. Peygamberimizin kaybolduğunu anne sahabe verince geldi dersine geldiler. Ya Abdülmuttalip senin torun Muhammed'in kaybolmuş. Mekke'de bulamamışlar. Mekke'nin dışına çıkmış. O Mekke mükerremede yine aynı tabi şartta yine mevcut. Ama tabi daha da dehşetli. Bir sürü Mekke'nin dışına çıktı mı artık ölüm demektir. Çölde hem kaybolur, Susuz kalır, yanar orada böyle. Güneş çarparken ölür orada bir böyle. Başta aramaya, devesi devesiye bilen aram başladılar. Abdülmutalip Kabe'ye geldi. Yedi defa Kabe dolaştı yani bir tavaf etti Kabe'de, tavaf etti. Kabe'nin örtüsüne yapıştı. Gözünü yüzünü sürdü. Adam başladı. Ey bu beytin Rabbi, ey bu beytin Rabbi Allah'ım. Ne olur torun Muhammed'in bana versen, onu sen koru. Çok dua etti. Kimse bulamıyor ama peygamberi. Sonra buldu muhteremler, buldu. Ebu Cehil, Hazreti Elbi severdi o böyle. Onu severdi, onu sayardı Ebu Cehil yaptığı, o da severdi böyle. O devleti, o da arama çıktı. Peygamber, o da arama çıktı muhteremler. O buldu peygamberi muhteremler, o buldu. Baktı diye bu şeye baktı, deve üzerine baktı, karşıdan baktı. O zaten görünüyor tabii, yukarı, yüksek deve. Aa, baktı ki bir çocuk, bir çöl bitkisi, fundalık böyle, dikeni bir ki onunla oynuyor. Böyle. Oynuyor onlara. Ama diken batmıyor ellerine böyle. iğneden kestiğin batmıyor. Bir de gölgelik var, hiç telememiş böyle bak. Bizden bir gölge, bir bulut var üzerinde böyle. Hemen Baktı geldi, tabi tanıdı. Muhammed sen misin? Benim dedi böyle. Hemen devesini çöktürdü, çöktürdü, baktı ama bulutu daha önce görmemiş. Baktı ki acaba çok susuz yandı mı? Baktı ki her tarafı normal böyle, yani serin böyle, rahat böyle. Sabah kalır baktı, üzerine bulut var. Peygamberimizi arkasına aldı, evin arkasına aldı. Deve çökmüştü, kendi oyuna oturdu. Arapların bu kurulu vardı böyle. Deve sahibi kimse öne oturur, ikinci kişi arkasına alır böyle. O kural Araplarda. Bu da Ebu Cehil o kural gereği önekine otururdu. Peygamber'in arkasını aldı. Deveye kalk diyor. işaret veriyor. bir şey yapıyor. Develer bunu hem anlar hemen, hem kalkarlar. Fakat deve bizi de kalkmadı galiba. O kadar uğraşıyor, uğraşıyor. Deve kalkmıyor, kalkmıyor, kalkmıyor. İniyor, uğraşıyor, kalkmıyor. Aldı mesela işte peygamber önüne koydu, bindi. Hemen deve kalktı geldi. Kalktı geldi. Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip daha Kabe'de ağlıyor, yalvarıyor orada. Karşıda göre müjde eder Müjde yapmalı talep, Ebu Cihil Muhammed'e getir derdi böyle. Bunun bir anlamı da muhteremler, doğalden e, şaşkınlık. Peygamberimizin peygambere geçiş dönemi çok zor. Çok zor. haber. Yani bir insanın evliyalık makam geçişi bile çok zor bir evliyalık makan geçişi bile böyle. Yani bir insan normal kolay geçemez, evli geçemez evliya böyle. Nefis ayak altına alacak böyle. Aç kalacak, suyu kalacak, yalnız kalacak, çok ibadet kendini verecek, İhlas samimiyet olacak. O geçişi böyle çok alamet oluyor bir anda böyle. Korkulu haller olur, çok şerken işte görünür. Bunu açması gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam derinde, Peygamber dönüp yaklaşınca alametler belirir tabi Peygamberimize böyle. Peygamberimiz bir tabi ne olacağını, içinde bir Allah diye yanma, bir tefekkür, bir şaşkınlık ve ne yapacağını bilememe böyle. O haller. Ve tabi sonunda elhamdülillah nuru Dağı'nda bir parasız günüydi, İşrak vakti, yani kuş vakti yakın bir zamanda. O zaman da yine Peygamberimiz güneşe bakıyor, etrafına bakıyor. Bu alem bir yaratan var, yöneten var. İşçi diye yanıyor. Cebrail Selam seslendi. Ya Muhammed diye seslendi muhteremler. İlk razıların beş ayet-i geldi. Peygamber'e verildi. Feheda bu anlama geliyor. Hidayet anlama geliyor burada. Peygamber'e verildi. Ve ailem fe'ala. Vereceğiz aile fakir. seni ailen fakir bulup da fe'anla zengin kılmadı mı? Barakta kılmadı mı? Vereceğiz <laughs> ailen. <laughs> yani Peygamberimizin tabi yetimlikle geçti çocukluğu. Sayı yoksul peygamber çok yoksuldu peygamber. De. Ebu Talep de o, reisi, o maaşı yoktu tabi, o da fakirdi. Peygamberimizin evlenmesiyle Hatice Validemizin malı ile Peygamberimiz zenginleşmiş oldu muhtemelen O malı ile zenginleşmiş oldu Peygamberimizin eteri. Şimdi öyle bir bu peygamber buyuruyor. Fe'me yetime fe la takar. Fe'me yetime ama yama sen yetimi sen kahretme. Yani yetimi sakın aşağılama, azalama, onlara ters yüze bakma, onları hoş gör, yetime. Tabi bu emir tabi bütün üstüne kapsıyor muhtemelen böyle. Yetimi azarlamama, yetimi aşağılamama, yetimi hor küçük görmeme, hadi yetime karşı suat bile asmama yetime karşı böyle. Çünkü Peygamber buyurdu iki parmağıyla, yetime ben böyle cennete buyurdu böyle. Yan yana böyle cennete böyle. Kim yetimi alır da bakar, barındırırsa, ve onu yani İslam'a yetiştirirse cennete peygamberimiz komşu oluyor cennete muhteremler. Komşu oluyor cennete. Bu yetim hakkı çok büyük, yetim hakkı çok büyük yetim hakkı da. Bir esraftan denedim muhteremler. Ben çok etkili bu da, size onu aktarayım inşallah aynı konuyu. Dedi ki, bunun arkadaşı iş adamıymış Cenab-ı yani, bir bayağı iş alınmış arkadaşı. Bir bir gün taksiye bunlar. Bir balık yemeye gidiyorlarmış ben yazın. Ya da bahar neyse, yani tam zamanı bilemiyorum. Araya gidiyorlar. Arkadaşı şeyde, direksiyon dayana mal sahibi. Bir okul ne geliyorlar? Çocuklar da karnı almışlar. Koşuyor eve gidiyor çocuklar böyle. Geçenler tabii. Çocuklar koşup karnı alırsan koşup eve doğru gidiyorlar. Şimdi bunun arkadaşı iş adamı dersen başlarında şöyle bir okula bakıyor. Şu gün bakınca araba işleri bir kenara sağa çekiyor. Dersen kapını ağlama başlıyor muhtemelen, böyle. Ağlama başlıyor. Şimdi bu tabii buna bir anlam veremiyor. Allah Allah ne oldu bu iş adamı böyle Yani birdenbire bire kapandı, ağlama başladı. Arkadaş bir, bir yerim ağrım var, sancım var, bir şey var. Konuşamıyor ama Artık sesli ağladı böyle. Ağlıyor, ağlıyor, epey ağlıyor. Bu tabii eline bir şey gelmiyor. Önce bekledim diyor kendime. Bekledim diyor. Neyse işte o artık ağlama doyunca kendine geliyor. Abi kusura bakma diyor, üzüm olma. diyor. Peki ama niye ağladı, ne oldu acaba? Bakın şöyle diyor muhteremler. Bir trafik kazasına diyor, ben araba arkasındaymışım, anne babam ölmüşler ikisi beraber diyor. Ben diyor hafif bir sırıta atıl geçirmişim bunu böyle diyor. Bunda tek bir amcası varmış yakın olarak. Başka bir akrabası kimse. Amcası da bunu alıyor bu defa. Yedim kalmış alıyor amcası bunu. Amcam dedi diyor buna amcam bana karşı çok iyiydi merhamet hanım bana amcam bana karşı böyle. Yalnız diye yengem beni yani istemiyordu yengem böyle Duyuyordum böyle diyor. Bıktım bundan diyor. Amcamla kahve diye vermiş ki kahve diye Ya bundan bıktım derten diyor. Beni azarlıyor, aşağılıyor. Her şey bana yapıyor. Benim işe kavga çıkıyor da böyle diyor. Bir gün bu okulda, teneffüste dışarıda şöyle gezinirken bir kız çocuğu, zengince bir kız çocuğu isim kantinden. Ama sırf parajlamak için kız çocuğu Canı istemiyor aslında bir şey. Simit alıyor, bir koparıyor, bir lok atıyor, tabi yemiyor, karnı tok, güzel bir şey almış simidi, ötürüp o simidi bir kenara atıyor böyle. Bunun da karnı aç. Tabi aç geliyor okula, karnı aç böylece. Etine bakınıyor, kimse görmediğini öyle tahmin ederek yavaş yavaş simidi alıyor, hem onu çabuk çabuk yemeye başlıyor simidi. Bunu bir öğretmen görüyor. Kendi öğretmen değil, başka öğretmen bunu görüyor, yana geliyor. Yavrum, sen diye bu sayı diye yapmadın mı kahvaltı? Yapmadım hocam. Neyi yapmadım? Anne hazırlamadı mı? Annem yok benim diye. Baban, babam diyor. Kim bakıyor seni? işte yengem bakıyor ama hazırlamadı diyor. Tabi hazır onu kahvaltı? Kendi kalkıyor, kendi gidip kendi okula gidiyor. Bu öğretmen burada gidiyor kantine, bunu da götürüyor. Diyor ki her gün buna bir simit ver diyor. Parası ben vereceğim bana. diyor. Sonra şimdi sıra geliyor, bunların karnı almasına sıra geliyor. Tabii Tabi öğretmen elinde bir sürü karne isim olarak veriyor. İşte filan filan al geçtim bakalım, geçtim geçtim bakalım derken tabi sınıfı geçen koşa koşa evine gidiyorlar be. Koşa koşa evine gidiyorlar böylece. Diyor ki öğretmen bana da karnımı verdi. Bak geçtin dedi diyor. Aldım karnımı geçtim ben de sevindim. Ben de koşma başladım diyor. Biraz koştum, ama durdum, durdum derdi diyor. Ben nereye koşuyorum? Annem mezarda, babam mezarda, amcam işlerinde, evde ben istemeyen, istemeyen yengem var. Yengem mi ben diyor. O anda diyor, sen yeniden anne ölmüş gibi olduğum anda diyor, çekimi alan başladım diyor. Ondan geçenler diyor, beni alanı görünce yine kana var diyor, yarın üzülme. Yani ondan zannediyor böyle diyor, çok ağladım diyor. İşte şu anda aklım o belli onun için şey alın burada Yani yetimlik gerçekten yani de tabii çekenler daha mı bilirler bunu böylece. Ama tabii kader değişmiyor bakın. İş adamı olmuş kendisi böyle yani. Ve emmes sâile her Bir de velan buyuruyor. İsteğini de azarlama. İsteğini de azarlama. Kovma. İsteğini de. Burada sahil dilenci anlamına geliyor. Fakat bu hasta isteyen anlamına geliyor, araçlara geliyor. Bu isteme tabi yalnız para olmazsa bir Acıkır ekmek ister, şunu ister, bunu ister, bir akıl ister, yardım ister, bir kuvvet ister, bir bilmediği bir şeyi sorma, örmek ister. Hiçbir şey giriyor bunu. Kapsana giriyor. bir buyuruyor, böyle bir isteğine de bunu azalama koyma bunu da buraya böyle. Bunu da buyuruyor. Tabii günümüzde dilinciler var. Artık onların meslek edilmişler bunu. Edilmişler. Her gün devamlı böyle. Her gün devamlı ister dilenirler bunlar. bunlar bunları vermek daha iyi vermek bunlar daha iyi bunlar. Meslek edin bunları böyle. Ama gerçek bir yer, fakir olunca orada vermek gerekiyor demek ki. Yani. Rabbi ki Bir de Mevlam bin Rabbi nimetine de bin nimet Rabbi ki Bunları anlat, söyle. Rabbi nimetlerini söyle. Demek ki kul nimeti Allah'tan bilmesi gerekiyor. İnsan bana söylemi anlatması da gerekiyor bunları. Çok şey elhamdülillah. Hastaydım işte. Allah bana şifa verdi elhamdülillah işsizdim, çok iş aradım. Allah çok şükür bana iş nasip etti. İşte bekardım, elime çok uğraştım. Allah herhalde iyi bir salih bana eş nasip etti. Tabi e, tabii cahil insan işte ilim öğrendim. Şunu yaptım, bunu yaptım. E, namaz kılmazken namaza başladım gibi. Bunları da anlatmak, Allah'tan bir anlatmak bunlardan neydi bu da? mevlamızı emin muhtemelen bu şekilde bence. Bu Sure-i Şerif'e baştan anlattığımız gibi Mekke-i Mükerreme'de vahiy 40 gün kadar kesildikten sonra Peygamber gelmişti. Hem de kuşu vaktinde geldi. Mekke-i Mükerreme'de. Kuşu vaktinde Peygamber'e geldi. Peygamber, geldi. Peygamber orada okudu. Aleyhisselam adetleri. Peygamber çok çok anı tabii sevindi o an Peygamber de. Sevindi, tekbir aldı Peygamber Efendimiz'e. Allahu Ekber! Ne Allah'ım? Tekbir aldı. İşte o gün ömür elhamdülillah. Bundan sonra hep bu da tebliğ getirilir bana. Sonuna kadar hatta Getirilir. Bu Mekke halkının, Mekke kuralarının budur. Örf adetleri bu şekilde getirilir. Bu sureyi okumak muhteremler, çok faziletlidir bu sureyi okumak bunu. İşte bunu ezberlemeye çalışalım muhterem, ezberlemeye de. Eğer bir insanın içinde ezberden Kur'an olmazsa, o harap bir eve benziyor. Bana. Yani ışık yok, işte oturan yok, artık örümcek yuva yapmışlar, tozlanmış, çatı çökmüş, Kur'an verdim muhteremler. Eğer bir insan içinde cevf diyorum ya, gönlünde ezber Kur'an yoksa. Çoğumuz ne hikmetse, işte e ben bu kadar sure ezbe biliyorum. Daha, bu, da olamaz mı fazla? Olur mu? Olması gerekiyor muhtemelen. Olması gerekiyor. Yani ezberlemede çalışan muhteremler. Uğut Harbi'nde 70 şehit verdik. Uhud'da 70 tane şehit verdik. O bile gidenebilirler. Orası arazi dar olduğu için oraya peygamberler gömülü emretti. Bir mezara iki üç kişi gömüldü. Bu gibi durumlarda Allah korusun olağanüstü hallerde bir mezara eğer birkaç kişi gömülmesi gerekiyorsa bunun bir kuralı var. Mezarın ön tarafı kırıya bakan kısımdır. Öne kim alınır? Peygamberimiz sordu şimdi. Üç tane mesela şehit. Bak hep şehit bunların böyle. Hakta ölenler şehitle yıkanmazlar. Savaşta ölen şehit yıkanmaz. Elbisesine kanıyla gömülür. Onlar kanı mizan tartıya girecek. Onlar kefenlenmez onlara böyle şey. Namazı kılınır. Şimdi mesela üç tane şeyin namazı kılındı. Onlar aynı mesela gömülecekler. Üçü de şehit, Üçü de sahabe ama. Degemiz sordu. Buna hangisi bunların Kur'an'ın daha çok biliyor? Diyorlar ki, Ya Resulallah, bu şu şu türleri biliyor, bu şu sureleri biliyor. Yani hangisi daha fazla ezebiliyorsa, biliyorsa, onu ön tarafa koyayım Arka yönüne koymuşlar bakalım. Yani demek ki bir sure, Hatta bir ayeti ezber fazla bilen öbürünün önüne geçti. Aynı şehit, aynı sahabeler, aynı sahabeler o dönem yaşamışlar. Ama işlerinde bir sürü daha fazla bilen öne geçti. Azı cemaatimiz genelde çok bunu zayıfız. Mesela vitir namazında kurut duaları var. Yani ne okuyacak, bilmeyen ne okuyacak bunu. Ya yani bilmeyen ne de, sonra öğrenmeye çalışalım. Mehmet Şarşı'ndan bu inşallah. İllahi Teala Fatiha.